Sampoli Mariano'yu transfer etmek istiyor Galatasaray. Petri'nin takımdan ayrılmasından ardından Brezilya ekibi Atletico Mineiro bek arayışına girmişti. Brezilya basını Paulo'nun Galatasaray'da forma giyen Mariano'yu istediğini yazdı. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan defans oyuncusu Mariano'nun geleceği merak konusu oldu. Flamengo'nun da tak takibinde olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Brezilya'ya dönme ihtimali gündemden düşmüyor. Öte yandan yıldız isme bir talip daha çıktı. Brezilya basınından Radia Itatelliano'nun yer alan habere göre Mariano'yu Atletico Mineiro'nun da istediği bildirildi. Oyuncuyla Sevilla'da birlikte çalışan teknik direktör Jorge Sampaio'nun Brezilyalı futbolcuyu yeniden takımda görmek istediği ifade edildi. Mariano, 2018'de verdiği bir röportajda eski hocasıyla çalışmanın harika olduğunu dile getirmişti. Muhteşem bir antrenör ve kariyerinde iyi bir tecrübe oldu. Oyuncularına çok fazla saygı duyuyor. Herkesle sohbete açık birisi demişti. Galatasaray'a 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan 4,5 milyon euro karşılığında transfer olan Mariano... Bu sezon sarı kırmızılı forma ile 32 maça çıkarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın transfer listesindeki Oğulcan Çağlayan teklif aldım dedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan başta Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin radarına girmiş durumda. Transferi ile ilgili ilk kez konuşan 24 yaşındaki futbolcu neler olacağını göreceğiz ifadelerini kullandı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, adının başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla transfer dedikodularına karışmasının ardından ilk kez konuştu. Sabaha açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki genç futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar ise şöyle. "Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmem bitecek. İleriye dönük planların nelerdir? Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim." belki bir kulüple düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hem küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerinde yarattığı stresle birlikte her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Teklifler alıyorum. Bunlar doğru. Neler olacağını hep beraber göreceğiz transferi duyurdular. Galatasaray, Luindama, Premier Lig'e. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi, daha önce adı sıkça transfer dedikodularında yer alan Kongolu savunmacı Luindama için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Everton menajeri Carlo Ancelotti ısrarla istediği yıldızlar arasında yer aldığı belirtilen ve Aston Villa'nın da talip olduğu aktarılan Christian Luindama için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi. İşte Detaylar Galatasaray'da sular durul, durulmuyor. Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi standart ligden kadroya dahil edilen Christian Luindama için yeni bir transfer teklifi daha ortaya atıldı. FordDC.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Luindama için bir numaralı talip Premier Lig ekibi Everton oldu mavi beyazların menajeri Carlo Ancelotti yaz transfer sezonunda kadrosunda mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor. Daha önce de basında sıkça yer alan Ancelotti Luyendama iddiaları yazılan haberle daha da güçlük kazanırken İngiliz ekibinin transferi konusunda son sözü İtalyan teknik direktöre verdiği aktarıldı. Premier Lig ekiplerinin elinden kaçırmak istemediği bilinen Luyendama için İkinci talibin Aston Villa olduğu yazıldı. Kulüp yönetiminin Luyendama'nın sakatlık sürecini yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar oyuncunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek için temasta olduğu belirtildi. Luyendama için son iddia ise Burnemot oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Christian ama bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada gol veya asist üretemezken 1336 dakika sahada kalmayı başardı. Galatasaray'da Falcao şoku 10 milyon euroya evet dedi. Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken transfer konusunda ise hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Koronavirüsü nedeniyle futbolculardan indirim talep eden Sarı Kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları. Önümüzdeki transfer sezonunun çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler çözüm yolları aramaya başladı. Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı. Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor. Katar basınında sarı kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Bu habere göre Falcao kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı. Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon Euro'luk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı. Öte yandan Kolombiya futbolcunun efsanevi isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sad ile anlaştığı haberlerine Katar futbol oynamak için iyi seçenektir şeklinde konuştuğu öğrenildi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve çok konuşulacak önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen TFF'nin bugün liglerin geleceği ile ilgili yaptığı duyuruya değinerek öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta iki gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. UEFA'nın bugün aldığı karar altı dolu olmayan öylesine bir karar. Sadece gaz almak için alınan bir karar ifadelerini kullandı. Biz kulağı hep tersten tutuyoruz örneğin. Mayıs ayında birçok sporcunun kontratı bitiyor. Haziranda futbol başlayacak diyorsunuz ama önce bu sorunlar çözülecek. Sonra dünyadaki sağlık taahhüt edilecek ve ona göre karar verilecek. Bu sadece dünya futbolunun gazını almış olmak için yapılmış bir açıklama. Mayıs'ta kontratı bitecek olan en az %30'luk bir kısım var. Sözleşmesi biten oyuncu kontrat yapmadan temmuzda oynar mı? Önce teşhisi bulacaksınız, sonra çözümü bulacaksınız. Tarih belirtmeyeceksiniz önce UEFA'nın sistemi oturtması lazım dedi. Fenerbahçeli Vedat Müriç için flash transfer iddiası Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya alınan Kosovalı golcü Vedat Müriç, Sarı lacivertli takımda gösterdiği performansa nokta atışı transfer olduğunu belli etmişti. Özellikle Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı oyun ve sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki golcü için flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Yıldız golcü transfer etmek için 7 kulüp sıraya girdi. İşte Mürit'i isteyen takımlar ve transfer detayları. Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi. Sarı sezonun ikinci yarısından itibaren yaşanan kötü gidişat ile şampiyonluk potasından hızla uzaklaşırken gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı bile. 2020-2021 sezonuna yeni teknik direktörü, teknik kadrosu ve yeni oyuncularıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe rotasını şampiyonluk olarak belirleyecek ve son kurşununu atacak. Yaşanan bu gelişmeler bir kenara. Önceliğini yaz transfer sezonunda kaynak yaratmaya ayıran Sarı Kanarya, elindeki değerli oyunculardan vazgeçecek. Bu yöntemle hem mali krizden uzaklaşmak hem de FFP kıskacında rahatlama yaşamak isteyen Sarı Lacivertli'lere müjdeli haber geliyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe saflarına katılan Vedat Muriç Attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken takımını da sırtlayarak 3 puanı Fenerbahçe'nin hanesine yazdırıyordu. Adı sıkça dünya devleriyle anılan Vedat Müriç için yapılan haberde bu kez en ciddi olan kulüpler listelendi ve sürpriz ekipler de bu listede yer aldı. Haberin detaylarına yer verilen bilgilerde Kosovalı golcü için sıraya giren takımlar listelenirken aynı zamanda Fenerbahçe'nin oyuncusu için istediği net miktarda oyunculara aktarıldı. İşte Fenerbahçeli Vedat Müriç'e talip olan o takımlar ve sarı lacivertlerin istediği rakam. Manchester United, Lazio, Juventus, Tottenham, Napoli ve Frankfurt. Öte yandan Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Vedat Müric'i 7 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyor. Vedat Müriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktı. 29 karşılaşmada 15 gol 6 asistle oynadı.